vaciptir. İsrail sazanı. İsrail sazanı. Geri mi gönderdin? Evet, istilacı hayvanı yakaladık. Genleri değiştirilmiş laboratuvar üretimi istilacı balık, göl, gölet, ırmak ve barajlarımızdaki yerli balık türlerini yok edip ekosistemi yerle bir ediyor. Diğer balıkların yumurtalarını yiyerek beslenir. Geçimini balıkla sağlayanların iş bağışlarını ellerinden alıyor. Türkiye vatandaşlarını gıdasız bırakmakla tehdit ediyor. Doğal ortama zararlıdır. Sudaki tehlike İsrail sazanı. Orijinal ismi Karasyus gibelio. Halk arasında bilinen ismiyle İsrail sazanı. Katli vacip mi hocam? Katli de vaciptir. Türkiye'deki göl, gölet, ırmak ve barajları son yıllarda istila etti. Şu anda göl ve göletlerimizi istila etmiş durumda. Ekonomik değeri olmayan İsrail sazanı tatlı su alanlarındaki balık neslini yok ediyor. Menderes Havzası'nı bu balık bitirdi. Kızılırmak, yeşilırmak başta olmak üzere birçok ırmak, baraj ve göl İsrail sazanının istilası altında. Biyolojik çeşitliliği yok ediyor. Yerli balık türlerinin yumurtalarını yiyerek üremelerine engel oluyor. Yani bu zararlı ve tehlikeli balık yüzünden yerli tatlı su balıklarının nesli tükeniyor. Böylece göllerde, barajlarda ve ırmaklarda kendileri baskın ırk haline geliyor. İsrail sazanlarının ilginç üreme özellikleri bulunuyor. Normal yerli ırk tatlı su balıkları yılda bir kez ürerken İsrail sazanı hemen hemen her ay üreyip çoğalabiliyor. Balığın erkek türü göllerin doğal orijinini sazan balıklarını da dölleyebiliyor. Üstelik döllediği sazan türlerinin yavruları da kısır olarak dünyaya geliyor. Sudan çıkarıldığında diğer balıkların aksine hiç çırpınmıyor. Sakin bir şekilde ölü gibi duran İsrail sazanı sudan çıkarıldıktan 3 gün sonra dahi suya atıldığında canlanıp yüzebiliyor. Canlı canlı. Evet, canlı canlı kuma gömüyoruz. Laboratuvarda üretildi. Orijinal ismi Karasyus gibelio olan İsrail sazanı, süs yani akvaryum balıklarının laboratuvarda diğer balık türleriyle melezlemeye tutularak bir nevi genetik yapısı değiştirilerek elde edildi. Çünkü genleriyle oynanmış bir hayvan. Söz konusu bu balık her ekolojik ortama çok kolay uyum sağlayabiliyor. Sıcak, soğuk, kirli, akarsu ve durgun suda yaşayabiliyor. Doğal türler ortadan kalkabilir. Uzmanlar uyarıyor. Debisi oldukça yüksek olan yeşilırmakta bile istilacı bu tür baskın hale geldiyse çok acil bir şekilde tedbir alınıp İsrail sazanı ile ilgili çözüm uygulamalarına başlanması gerekiyor deniliyor. Çok acil olarak bu istilacı türlerin popülasyondan çekilmesi gerekiyor. Aslında balıkçılar avlandıkları tatlı su alanlarını temizleyebilir. Ancak bir problem var. Çünkü söz konusu balık ağları yırtıyor ve ağdan alınırken el ve parmakları keserek yara bere içerisinde bırakıyor. Balıkçılar bu balığın avlanması karşılığı devletten kilo başı 2 ila 3 TL gibi makul bir ücret talep ediyor. Balıkçı da kazandığı bu parayla yırtılan ağlarını yeniden onarmayı düşünüyor. Bu felaket kimin eseri? Oluşturacağı biyolojik yıkımlar araştırılmadan ve tatlı sularımızda neden olacağı yıkımlar düşünülmeden 1990'lı yıllarda başta Eğirdir ve Bafra gölleri olmak üzere çok sayıda göl ve göletlere balık aşılama programı kapsamında İsrail sazını adlı genetiği değiştirilmiş bu balığı kim ya da kimler bıraktı? Ya da söz konusu bu kişiler kasıtlı bir şekilde bu davranışın içine mi girdiler? Ülkelerin gıda kaynaklarını hedef alan karanlık odaklar kirli ellerini su ürünlerine de mi attı? Söz konusu İsrail sazanı adlı balık Türkiye üzerinde bir silah olarak mı kullanılıyor? Koronavirüs sonrası açlık ve kıtlığın beklendiği bir dönemde biyolojik silah olarak nitelendirilen çekirgelerin tarım arazilerini istila ettiği günümüzde bu konunun üzerine gidilmesi gerekiyor.